İYİ Parti lideri Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasının ardından siyaset bir anda alevlendi. Ekip arkadaşlarım da bu durumu Milas'taki vatandaşlara sordular. Bakalım neler söylemişler. Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasının ardından siyaset gündemi bir anda alevlendi. TV48'deki bir de vatandaşların bu konu hakkındaki tepkilerini sordu. Meral Akşener siyasi intihar etti. Allah rahmet eylesin. İYİ Parti diye bir parti bundan sonra siyasi hayatta olmayacak bana göre. Cumhurbaşkanı adayınız kim peki? Ekrem İmamoğlu. Peki neden hani İmamoğlu'nu istiyorsunuz? Onun daha başarılı olacağı kanaatindeyim. İYİ Parti lideri Meral Akşener altılı masadan çekildi. Muhalefetin Cumhurbaşkanı kim olmalı sizce? Yani bence Mansur Yavaş olacak. Kılıçdaroğlu en uygunu o şu anda. Niye? Dürüst, namuslu. Hiçbir şeyini görmedik. Ha, bazı kesim istemiyor ama onları da anlayamıyorum ben şu anda. Neden istemediklerini. Bir şey de çıkartamıyorlar. Ben kısaca şunu özetlemek istiyorum. Aslında çok farklı bir yere savruldu olay. Meral Akşener'in masadan ayrılmasıyla tüm Türkiye genelindeki AKP ve Tayyip Erdoğan karşıtlığı çok güçlendi ve kenetlendi. Bu saatten sonra önümüzdeki günlerde daha da belirgin bir şekilde görünecek. Tüm siyasal partiler kendi içerisinde AKP karşıtlığına ve Tayyip Erdoğan'ı devirme karşıtlığında muazzam bir mutabakata varmış oldular. Halk nezdinde de yine aynı şekilde böyle bir dönüş sağlandı. Yani bu saatten sonra İYİ Parti'nin istifalarla ya da CHP'ye çok yakın bir tabanı var. Oraya geçişle muazzam bir kan kaybedeceğini, %5'leri geçemeyeceğini ama bunun karşısında CHP'yi tam anlamıyla gerek belediye başkanlarıyla gerek milletvekilleriyle hiçbir muhalefet kalmayacak şekilde kenetledi. Aynı şekilde diğer muhalif siyasi partileri de aynı şekilde kenetlenmesini sağlandı. Halk da kenetlendi. Yani farkında olmadan olay çok ters tepti. Meral Akşener'in ne yapmaya düşündüğünü, neleri yapmaya düşündüğünü bilmiyorum ama yapmış olduğu şey Tayyip Erdoğan'ı iktidardan etmiş oldu, Cumhurbaşkanlığından etmiş oldu.